şehir dışında olduğu için mazeret bildirmiş. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Sıtkı Aktuğ yine şehir dışında olduğunu ifade ederek mazeret beyan etmiş. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve Sayın Hasan Hüseyin Aytop il dışında olduğundan bahsederek mazeret bildirmiş. Mazeretini kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli meclis üyeleri, olağanüstü meclis ihtiyacı doğdu. Biraz sonra onunla ilgili görüşme yapacağız. Biliyorsunuz İller Bankası'dan bir tamamlama kredisi talebimiz olmuştu. Bu güzel yıl atık su arıtma tesisi ile ilgili. Onunla ilgili kredinin verilebileceği hususunda 9 milyon 770 bin liralık bir krediden bahsediyoruz. Tamamlama kredisinden. Bununla ilgili bir meclis kararı alınması gerekiyor. Borçlanma ile ilgili ve imzayla ilgili de belediye başkanının yetkilendirmesi konusu var. Bu esas ana tema bu idi. Ama şey yapmışken, belediye meclisi toplantısı yapmışken, ama aynı zamanda da ayın 31'inde yanılmıyorsam genel kurul var şeyin, Aksa Gaz'ın. Orada üyeyiz biliyorsunuz. Aksa Gaz'ın yönetim Aksa Gaz'ın şirketinin şeyiz, genel kurulu olacak. Bununla ilgili yine orada genel kurul üyesi olarak bulunmamıza ve yönetime seçilmemizle ilgili bir meclis kararına ihtiyaç var. Yetkilendirmeye ihtiyaç var. Onunla ilgili de gündeme o maddeyi de koyduk. İki tane maddemiz var. Olağanüstü meclis olduğu için ek gündem maddesi alamıyoruz. Onun için bu iki maddeyle devam edeceğiz. Ancak gerçi Temmuz başında meclisimizi yapmıştık ama ondan hemen akabinde işte bugüne kadar olan süreçteki konularla ilgili bir değerlendirme yapalım müsaadenizle. Bu krediyle ilgili de ilgili olmak üzere Ankara'da Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Sayın Bülent Turan, Meclis Grup Başkan Vekili. Biz ziyarete gittik Sayın Handan Özyaylı ile beraber. Onunla Çanakkale'deki bazı yatırım konularıyla ilgili bilgi verdik ve o bağlamda destek talebinde bulunduk. İlbank yatırım değerlendirmesi ile ilgili işte bu kredi ile ilgili bir talebimiz olmuştu. Destek talebimiz. Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ne gittik. Bu içme suyu arıtma tesisi devam ediyor. Başladı biliyorsunuz. Onun bir sıkıntısı vardı. Kaynak sıkıntısı. Onunla ilgili görüştük. Daha sonra yine burada derelerin ıslahıyla ilgili, Sarıçay'ın değil, derelerin ıslahıyla ilgili yapılıyordu. Fakat kaynak bittiği için ilave bir 2 milyonluk kaynak aktarılması gerekiyordu. O bizle alakası yok ama onu özellikle rica ettik. Yani o kaynak sağlansın, müteahhit işini tamamlasın. Çünkü o 60 metrelik yolun geçişiyle ilgili önemli. Bir de bu bizim cezaevinin karşı tarafındaki o dere yatağının tamamlanması lazım. Çünkü su birikiyor, sivrisinek üretiyor, karasinek üretiyor ve tamamlanması gerekir özetle. Bunlarla ilgili destek istedik. Tabii bu arada da sosyal konutlarla ilgili talebimiz oldu. Kütüphane ile ilgili talebimiz oldu. Talep derken yani bunlarla ilgili süreçlerin ne olduğu konusunda taleplerimiz oldu. Bu şekliyle bu konuları görüştük. Sosyal konutlarla ilgili de bir gelişme söz konusu. Bakanlığa biz hazırladığımız raporları gönderdik. Şimdi Çevre Müdürlüğü bu konuda bir değerlendirme yapmak için bizle temasa geçti. Orada da herhalde bir sosyal konutlarda bir ilerleme sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu kütüphane konusu farklı bir yatırım noktasına doğru gittiği söylendi. Yani kütüphanenin belki yapılamayacağı, yapılmayacağı, onun yerine başka bir kültürel
bir etkinlik alanı yapılması için bir çalışma olduğundan bahsedildi. Onu da bu şekilde takip ediyoruz. Yani son tarihte onunla ilgili de gelişmeler mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra Sayın Milletvekilimiz geçen gün biliyorsunuz takip etmişsinizdir şeyden. Belediyemizi iade ziyarete bulundu. İlçe başkanını ve Esra Hanım'la beraber grup başkan vekiliyle birlikte orada da konulardan bir kısmını konuştuk, bir kısmını basının önünde konuştuk, bir kısmını kendi aramızda konuştuk. Esra Hanım da bu konuda bilgi sahibi oldu en azından. Ve son süreçte söyleyeceğim şu, orada da teyit ettik, Ankara'da da konuşmuştuk, burada da öyle oldu, basın da bunu izledi. Tabii geçtiğimiz 5 yılda çok önemli, ciddi siyasi gelişmeler oldu üst üste. 5 yılda 8 tane seçim geçirdik. Arada da bir darbe teşebbüsü geçirdik. Sonuçta her neredeyse 6 ayda bir, daha kısa sürelerde siyasetle meşgul olmak durumunda kaldık. Ortak projeler, ortak çözümlerle ilgili diyalog kurulamamıştı. Şu anda bütün seçimler tamamlanmış durumda. Yasal süreçlere göre konuşursak, yani bir olağanüstü hal olmazsa aşağı yukarı 4,5 yıla yakın bir sürede bir seçim gözükmüyor. Bu takvim buna gözüküyor. Ama erken seçim mi olur olmaz mı onu bilemeyiz tabii. Ama biz bu arada tabii bir de malum ekonomik durumlarla ilgili de sıkıntılar var. Hem devletin sıkıntısı var, hem belediyenin sıkıntısı var, hem halkın sıkıntısı var. Dolayısıyla yatırımlarımızı tamamlamamız lazım. Her kalan yatırım yeni maliyetler üstüne bindiriyor. Enflasyon oranında maliyetler artıyor. Bir an önce bunların sonuçlandırılmasında yarar var diye düşünüyoruz. Bu konudaki görüşmemizde hem Ankara'da hem burada bu konuda hem fikir olduk. Yani biz artık önümüzdeki süreçte burada birlikte devlet kurumları ve yerel yönetim birlikte yatırımlarla ilgili kent halkının esenliğiyle ilgili bu süreçte işbirliği yapmamız gerektiğini ve Ankara'da Sayın Vekilimizin buradan da bizim bu süreçleri takip etmemizde yarar olacağını teyit ettik. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani bu konuştuklarımızın bir bölümü oldu. Hatta ilave de oldu. Bir de teminat mektubu geldi bugün. Bu teminat mektubu dedik biz istemedik. Konu olmuştu. O da geldi. Olsun. 10 milyon liralık teminat mektubumuz var. Yani kredi alabiliriz herhangi bir kurumdan. Efendim. Yine sosyal konutlarla ilgili müdürlükle temas başladı. O da önemli. Biz Sarıçay'la ilgili de konuştuk. Yani onu konuşmadık değil. Fakat o Sarıçay konusu tabii bir zaman alacak. Bir iki onun önce bir taslağının olması gerektiğini genel müdür bunu da görüştük. Ve bu taslak üzerine bunun yatırım projesi yapılmalı diye görüş bildirdi. Tabii şu anda biraz şeyler olduğu için, sıkıntılar olduğu için bunlara pek hızlı el atılamayabilir Sarıçay'la ilgili söylüyorum ama kabul gördü. Yani bizim düşündüklerimizi onlar da düşünüyorlar. Sarıçay'ın ağzına mendirek yapılmasından tutun, arka alandaki düzenlemeyi onlar da zaten biliyorlar kendi konuları. Onun için gündemde sayılabilir bu da. Belki ufak bir proje ödeneği konmak suretiyle önümüzdeki yıl o da başlayabilir diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar dediğim gibi Sayın Milletvekilimize Bülent Turan Bey'e teşekkür ediyorum. Bu anlayışından dolayı biz de burada zaten belediye meclisinde de bunların kararlarını alıyoruz. Yine ortaklaşa karar alıyoruz. Dolayısıyla İktidar Partisi'nin temsilcilerinin de bu konuları biliyor olması önemli. İlgilenecek olmaları önemli. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte umuyorum güzel işbirliklerini sağlamış olacağız. Siyaset zamanı geldiğinde de herkes siyasetini yapar.
Burada ara sıra siyaset yapıyoruz zaten güncel konularla ilgili. Onunla tatmin olmamız yeterli olacak diyorum bir müddet. İşi büyütmeden bu işi tabii temel konulardan taviz vermeden onu da belirteyim. Değerli meclis üyeleri, biliyorsunuz geçtiğimiz ayın ortasında 15 Temmuz bu alçak darbe girişiminin 3. yılı ile ilgili bir anma programları oldu Türkiye'de. O günü geçirdik. Bu arada ayın 19 Temmuz'da MRÇEP, Ege Marmara Belediyeler, Çevre Belediyeler Birliği'nin önderliğinde bizim de tabii yoğun katılımımızla, desteğimizle burada bir encümen toplantısı oldu ve daha sonra da Balaban Tepe'ye, yani burada altın işletmesinin yapılacağı alana gidildi. Oradan daha sonra da Çanakkale İskele Meydanı'na gelinmek suretiyle orada da geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenlendi. Buraya tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, ki partinin çevre komisyonu başkanı, Sayın Orhan Salıbar, ziraat üzerine, tarım üzerine yoğun ilgi alanı içerisinde, kendisi de tarımcı, ziraatçı, milletvekilimiz Muharrem Erkek ve Özgür Bey hep beraber bu noktada bu etkinlikte birlikte olduk. Biliyorsunuz bu konuda anlaşamadığımız noktalar var mevcut iktidarla, mevcut milletvekillerimizle. Biz diyoruz ki tam Atikhisar Barajımızın tam üstünde orada bir siyanürlü altın işleme faaliyeti yapılacak. Altın madeni işleme efendim. Yani altını elde etmek için siyanürle bir işletme kurulacak. Burada bir risk var. Hem doğal olarak hem ağaçların aşırı derecede katledilmesiyle ilgili sıkıntı var. Artı siyanürün kullanılması ve açıkta siyanürün açığa çıkmasıyla sadece siyanür değil, başka ağır metallerin de o toprakta olanların ortaya çıkacağına ve tam da Çanakkale'nin içme suyunun tepesinde bu işlemin olacağından bahisle endişelerimizi dile getiriyoruz. Hukuki süreçleri yaptık. Bazılarını kazandık, bazılarını kaybettik ama orada sıkıntı şu: hukuki süreçler, hatta yürütme durdurma varken bile oralarda işlemler devam etti. Şimdi geçip gidip gördük ki en son geçen gün gittiğimizde de bayağı, daha önce de göstermiştik, geniş bir alanda ağaçlar kesilmiş, hazırlıklar yapılmakta. Balaban Tepesi dediğimiz tepe o alana indirilecek ve orada toprak altın ağaç çıkartmak için siyanürle kirletilecek. Daha sonra da onların hava yoluyla ya da su yoluyla barajımıza gelme riski konusundaki ilgili uzmanların söylediklerini karşısında biz de tedbir alınması için veya da bu olayın sonlandırılması için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz devam edecektir. Tabii elbette ki hukuki yollardan, hatta belki başka uluslararası yollardan, siyasi yollardan mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu efendim işte çok güvenlidir, şudur budur, tatmin edici şeyler gelmiyor. Yani bir izahlar tatmin edici değil. Çünkü bunların bilimsel karşıtlıkları var. Bunu detaylı burada tartışacak durumda değiliz. Ama son tahlilde bu riskle beraber yaşayamayız. Bu bizim içme suyumuz. Hatta geçen gün Devlet Su İşleri'nden bir ilgili, artık buradan sulama yapmayacağız, Umurbey Barajı'na yapacağız demiş. Bu sadece içme suyu kalacak demiş. O zaman dedim acaba tarım kirlenmesin diye bir tedbir mi alıyorlar diye. Böyle bir de şüpheci bir yaklaşım içerisinde oldum ama son tahlilde gerçekten çok büyük bir doğa tahribatı var ve tam da bu mücadeleleri yaparken yine bir meşhur firma, firma adı vermeyelim, efendim siz gazetelerde okumuşsunuzdur, burada yeni bir maden ruhsatı devir aldı. Ve bu noktada şey devam ediyor, taciz ve tecavüz niyetleri devam ediyor. Bu tabii geçen gün yine sayın vekilimize görüşürken
termik santraller konusu gündeme geldi. Orada da ya işte bizden önce verilen ruhsatlar yapılıyor dendi. Acaba dedik bizde bilmediğimiz ruhsatlar var mı? Daha sonra faaliyete geçecek bir alan var mı? Çünkü termik santral talepleri de olduğunu biliyoruz. Yine altın madeniyle ilgili talepler olduğunu biliyoruz. İşletme talepleri. Dolayısıyla bu mücadele sürecek ama sonuçta da kamuoyunu bilgilendiriyoruz ve Çanakkale halkının da buna sahip çıkmasını istiyorum. Yani biz Çanakkale'nin dışından birçok insan geldi ama Çanakkale halkından ben yeteri kadar bir ilgi ve katılım görmedim. Bu mücadeleyi yapmamızın nedeni Çanakkale halkının kendisi. Yani onun geleceği için mücadele ediyoruz. Onun sağlıklı suyadan mahrum olmaması için mücadele yapıyoruz. Ben halkımızı da bir kez daha bu konularda araştırmasını, incelemesini ve bu konudaki görüşünü bir kez daha gözden geçirmesini diliyorum ve ilgisini de bekliyorum açıkçası. Evet, bu konuda zaten bunlar konuşuldu. Bayağı bir konuşulmaya devam edecek tabii. Yani bu bitmiş değil. Evet, bu arada dün 23 Temmuz'da biliyorsunuz Çabis'imiz var, Çanakkale Bisiklet diye. Çabis'in alanını genişlettik. Kepez'de bir protokol yaptık. Kepez'de de koyduk istasyon. Bir istasyon merkeze koyduk. Bir de al bırak istasyonu diyorlar. Yani kullanıp bırakabileceğiniz ayrıca iki istasyon daha kurduk. Ve Güzelyalı Dardanos'a da bunlardan koyduk, kurduk. Hatta en son Güzelyalı plajının orada bir seyyar mobil istasyon kurduk. Yani ötekiler yere sabit. Bu bir romorkun üzerinde bir istasyon. Elektrik gücünü hepsi güneş enerjisinden alıyor. Ve bu süreçte orada yazın hizmet verecek. Kışın o istasyonu tek senin olduğu o alana götüreceğiz. Çünkü yurtlar geliyor oraya. Öğrenciler geliyor sizin ya o tarafına getirip koyacağız. Orada da oradaki öğrenciler yararlanmış olacak. Dolayısıyla Çabis'imizi bayağı bir geliştiriyoruz. En azından bisikletin kullanılması amaçlı. En azından heveslenenler, bu konuda olanlar, arzusu olanlar bisikletlerden faydalanabilecek. Tabii teknolojik bir gelişme içerisinde Çabis'ler. Yani bunları işte akıllı kent olma sürecinde şeyimiz var ya, biraz sonra sunum da yapılacak Tarragona ile ilgili. Burada biz bayağı ileri durumdayız. Özellikle Çanakkale çok ileri durumda. Çünkü üç şekilde bisikletleri alabiliyorsunuz. Bir tanesi Çabis kart. Onunla ediniyorsunuz. Ondan alabiliyorsunuz. İki, şeyinizle, kredi kartınızla alabiliyorsunuz. Üç, cep telefonundan program indirerek bundan da alabiliyorsunuz. Onun için hani illa ya kartı unuttum veya ben bir kere bineceğim, kart almama gerek var mı diye bir tereddüde mal yok. Çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. O bakımdan son derece çağdaş, teknolojik her türlü imkanların kullanılabildiği bir sistem. Bu önemli bir sistem. Mesela biraz önce bahsettim, seyyar araç dünyada ilk defa Çanakkale'de uygulanıyor. Seyyar istasyon ilk defa Çanakkale'de uygulanıyor. İlgili firmanın ifadesiyle konuşuyorum. Bu tabii önemli. Yani bizim bayağı bir bu konuda iyi gittiğimizi, uzman gittiğimizi, çünkü bize bunları veriyor adam. Yani yoksa başarılı olmasak, yani Çabis konusunda adam niye bize bunu yatırım olarak versin ki? Vermez. O bakımdan bu da önemli. Bir başka konu daha var orada, o noktada. Bir sistem kurulacak yine. Bisiklete bindiniz. İndiğinizde kaç kalori yaktığınız, kaç kilometre yol gittiğinizi size verecek. Bu noktada biliyorsunuz cep telefonla yürüdüğünüz zaman adım var ya, burada da çevirdiğiniz pedal ve kaç kalori yaktığınızı görmüş olacaksınız.
Yani akıllı kent olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz inşallah. Değerli meclis üyeleri, bir iki husus daha kaldı. Onlara da hemen kısaca değineyim. Bugün 24 Temmuz Sevr Anlaşması kaybedilen Anadolu'yu yeniden kazandıran Lozan Anlaşması'nın 96. yılı. Bu tabii bizim bağımsızlığımızın belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belgesi. Onu önemsiyoruz ve o 96 yaşındaki günümüzü kutluyoruz. Yine 24 Temmuz sansürün kaldırısı ve basın bayramı olarak geçiyor. Burada da 111. yıl dönümü. Bunu bayram diyoruz ama tabii şu buna bayram diyebilmek için bazı şeylerin olmaması gerekir. Örneğin 134 tane gazetecinin cezaevinde olmaması gerekir. Efendim, basın özgürlüğünde dünya basın sıralaması, özgürlük sıralaması 157. sırada olmamamız gerekir. 10 bine aşkın işsiz gazetecinin olmaması gerekir. Gibi ve basının %95'inin iktidarının kontrolünde olmaması gerekir. Ancak o zaman bu basın bayramı olabilir ya da sansürün kaldırılması ile ilgili bir anma yapılabilir diye düşünüyorum. Hatta Çanakkale'de bile şunu biliyoruz, yerel gazetelerin çok zor durumda olduğunu, özellikle basın resmi ilan kıskacında olduklarını ve medya çalışanların da normalde sendikalı olması gereken medya çalışanlarının da maalesef patronlarının zor durumda olmasından dolayı ya da daha henüz o aşamaya gelinmemişinden dolayı, o arayışa gelemememizden dolayı sendikasız olduğunu söylememiz gerekir. Bu gün dolayısıyla. Bunları söylemezsek her şey güllük gülistanlıkmış diye algılanır ve bayram yapıyoruz gibi varsayılır. Evet. Şimdi bu son bir iki gündür, üç gündür bir şey var. İzlemişsinizdir ya da sosyal medyada görmüşsünüzdür. 1 milyon kitap diye bir proje var. Profesör Doktor Selçuk Şirin'in başlattığı bir kampanya. Onun savı şu: Türkiye'de her yıl 1,5 milyon, 1,3 milyon çocuk dünyaya geliyor diyor. Ve araştırmalara göre Türkiye'de doğan çocukların yaklaşık %80'i kitap olmayan bir eve gözlerini açıyor diyor. Böyle bir tespiti var. Onun tespitini anlatıyorum. Ve işte bu 1 milyon kitap projesi doğar doğmaz tüm çocuklara kitaplarla buluşmasını sağlamak. Böyle bir kampanya. Bunu ilgililer, sivil toplum kuruluşları veya STK'lar, işte belediyeler bunları alabilir. Ama alırken bir de bir miktarda o havuza, hani askıda ekmek falan projeleri var ya, onlardan yaparsanız oradan da onlar yine ücretsiz olarak bu çocuklara ulaştırmaya çalışacaklar. Onunla ilgili bir proje yapmışlar. Biz bunlara hemen siparişini verdik bunlardan ve biliyorsunuz biz ilk doğan çocuklara, bebeklere şey veriyoruz, paket veriyoruz. İşte çocuk hoş geldin bebek şeyi. Hemen onun içine koyup biz bu kampanyaya katkı vermeye çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli. Biz hep 3 ila 6 yaş ve 3 yaş sonrası hep çocuklarla ilgili, bizim kreşler de öyle, şey yaparız, projeler yaparız ama çocukların ilk şeyleri, ana bellekleri, ilk aldıkları şey 0 ile 3 yaş arasında çok yoğun olduğunu söyleniyor. Bunu bilimsel olarak böyle. Dolayısıyla o 3 yaşına kadar bu çocuklar bir kitapla ya da bir o kavramla karşı karşıya gelmiyor. Yani bilgiyle karşı karşıya getirilemiyorlar. Dolayısıyla bu bir güzel bir kampanya. Tabii bunların sonunda bu bağlamda merkezler de açılması lazım. Kreşler gibi 0-3 yaş grubu merkezleri de açılmasında sanki yarar var. Bunları da şey yapacağız. Ama aynı zamanda da biz dediğim gibi bunları almak suretiyle hem belediyeden bu şekilde ve de mesela toplum merkezlerimiz var. Oradaki
lere de bunu ulaştırıp bu şekilde yaymak istiyoruz. Hatta belki kırsaldaki yani kent merkezde olmayan kırsalda olan yerlere de bunu muhtarlıklara ya da o vasıtayla onlara ulaştırmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin başı eğitim. Ülkenin temel sorunu da eğitim olduğuna göre biz buradan bu kampanyaya destek vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada bir arkadaşlarımız araştırıyor, onlarla görüştük. Biliyorsunuz şey yapıyoruz, kreş yapıyoruz. Her mahalleye bir kreş diye şeyimiz var efendim. Taahhüdümüz var, vaatimiz var. İşte iki tane yaptık. Diğer mahallelere de yapmamız söz konusu. Ama hep kentteki çocuklarla ilgili kreş yapıyoruz. Kırsalda da çocuklar var. Onların da okul öncesi bir eğitim alması gerekir. En azından kreş eğitimine yapabilirler. Haklarıdır diye düşünüyorum. Şu geldi aklıma, bunu paylaşayım sizlerle. Köy okulları var. Onlar metruk vaziyette duruyorlar. Kapalı. Acaba dedik, bir iki tane okul bir tespit yapar mısınız dedik. Başkan yardımcılarımıza bu konuda görev aldılar. Yakın köylerde, yani dibimizdeki bitişik köylerde acaba bir okul yapabilirsek, sadece oradaki kırsaldaki çocuklar değil, buradan oraya da ailelerin çocuklarını götürüp kırsaldaki çocuklarla bir arada acaba bir kreş eğitiminin içerisinde tutabilir miyiz? Artı o kırsalda bir tarımsal bir bilinç yaratabilir miyiz? Üretim yaptırabilir miyiz? Hani bahçesinden falan. Ve üçüncü olarak da sadece o köy değil, taşıma suretiyle onun yakınındaki köylerden de taşıma, yani şehirden, yakındaki köylerden ve o köyün çocuklarıyla acaba bir kreş sistemi kurabilir miyiz diye bir araştırma yapıyoruz. İnşallah başarırsak kentteki kreşler gibi bir kırsalda da bir kreş yapmamız ve kırsaldaki çocuklara da bunu, bu fırsatı tanımamız söz konusu olacaktır. Son olarak yine bir bilgi vereyim. Bu arada A+ şehir seçilmişiz yine. Üniversite araştırmaları laboratuvarı diye bir şey. Şehrimiz A+ olmuş. Evet. Devamlı oluyor zaten. Onun da şehrimizden bir derdimiz yok zaten. Öyle bir sorunumuz yok. Ama bu arada bir belediye çalışmaları ile ilgili, özellikle imar çalışmaları ile ilgili bir hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Ruhsat konusunda bilgi vereceğim. Daha önce konu konuşulmuştu galiba ama 2018 yılı, geçen yıl 22 Temmuz itibariyle, yani bu iki gün öncenin bilgisi olduğu için 22 Temmuz itibariyle yeni inşaat ruhsatı verdiğimiz, yeni inşaat ruhsatı 141 tane inşaat ruhsatı vermişiz. Ayrıca tadilat ruhsatı da vermişiz. Yani binalardaki tadilatlarla ilgili ya da proje tadilatı ile ilgili 132 tane de proje tadilat ruhsatı vermişiz. Yani toplam ruhsat sayımız 273 imiş geçen sene. 2019 yılı 22 Temmuz itibariyle yeni inşaat ruhsatı sayısı 6. 141, 6. 6 tanenin 5 tanesi şehirde değil, Güzelyalı Dardanos tarafında. TUS'la yapılan şeyler. Şehirde yok. Şehirde bir tanesi var. O da geçen sene sonunda almış. Bu yıl işte geçmiş, faaliyete geçmiş. Tadilat ruhsat sayısı da 65. Yani toplam 72. 273, 72. Çanakkale'deki inşaat durumu bu. Size de bilgi olarak aktarmış olduk. Evet. Son olarak demiştim ama daha güzel bir şeyle bitirelim. O da bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili, Grup Başkanı Sayın Esra Yüksel'in doğum günüymüş.
kendisine. Kutluyoruz. Nice sağlıklı yıllar diliyoruz inşallah. Tebrik ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hayır. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Ercüment Bey'in de evlilik yıldönümüymüş. Hiç oralı yok. Abi tabii şimdi evlilik yıldönümlerini takip edemiyoruz. Çünkü bizde nüfus kayıtları var yani. Doğum tarihi var, evlilik tarihleri yok. Verirseniz onlara da söyleriz. Emniye. Peki. Evet, buyurun efendim. Benden bu kadar. Buyurun. Öncelikle nazik kutlamanız için teşekkür ediyorum başkanım. Bugün birçok kutlama aldım ama bu en özeliydi. Çok teşekkür ediyorum. Zaten meclisi bugün yapmamızın nedeni sizin doğum gününüz. Bu da hediyem olsun o zaman. Sağ olun. Bunu da hediye olarak kabul ediyorum. Tabii, memnuniyetle. Tabii. Evet. Değerli meclisim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çeşitli sebeplerle anlam yüklü bir gün. Doğum günümü kastetmiyorum başkanım. Bunun içinde o yok. Bunu edebilirsiniz canım. Sorun yok. Tamam. Tek tek hepsinin üstünden geçmek istiyorum. Buyurun. Bugün 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı. Halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü için yaz kış demeden, gece gündüz demeden çalışan, emek harcayan gazeteci kardeşlerimin gününü kutluyorum. Daha iyi çalışma şartları ve hakları ile demokrasinin vazgeçilmezi basın için katkıda bulunacakları güzel günler diliyorum. Yine 100 yıl önce bu tarihlerde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz ilkeleriyle bağımsızlık mücadelemizin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi gerçekleşmiştir. Erzurum Kongresi'nin 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yine 96 yıl önce bugün 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Lozan Barış Anlaşması Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından da önem arz eder. Bağımsızlığın tescili, mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferi Lozan Barış Anlaşması'dır. Lozan Barış Anlaşması'nın 96. yılını kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir demek suretiyle 96 yıl sonra da Lozan'daki iradenin güçlü bir şekilde devam ettiğini tüm dünyaya ifade etmiştir. Bugün meclisimiz olağanüstü toplanmıştır. Kısıtlı bir gündemimiz var. İki konuda başkanımıza yetki vereceğiz. Bunlardan biri de bir gelişmenin sonucu olarak bugünü anlamlı kılıyor. Biliyorsunuz güzel yıl Dardanus atık su arıtma tesisi inşaatı tamamlanamamıştı. Bununla ilgili kaynak ve ek ödeme ihtiyacı vardı. Doğal gazın dahi getirildiği bu güzel bölgemizde hala fosil dip çukurlarıyla kanalizasyon sorunlarıyla uğraşmaktan dolayı hep birlikte şikayetçiydik. Bu sorun ve beraberinde şehrin öncelikli birçok sorunu Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ın Ankara'ya AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan'a yaptığı ziyaret sonucu ele alınmıştır. Ve öncelikli olan arıtma tesisi kaynak sorunu çözülmüştür. Bugün itibariyle başkanımıza vereceğimiz yetkiyle bu gerekli kaynak İller Bankası'ndan sağlanacaktır ve tesis tamamlama sürecine girecektir. Şimdi bu konu vesilesiyle henüz taze bir anımı sizlerle paylaşacağım ve bu vesile AK Parti Meclis Grubu olarak bir tavrımızı vurgulayacağım. Geçen haftalarda grup olarak belediye başkanımızı ziyaret ettiğimizde sohbet sırasında belediye başkanımız Sayın Gülgül Bey yarın sabah uçağıyla Ankara'ya gidiyorum. Sayın Bülent Turan ile randevum var. Güzel yıl Dardanoz atık su tesisi başta olmak üzere birçok konuda görüş ve destek isteyeceğim demiştir. Ben de kendisine bu diyalogdan duyduğum memnuniyeti ifade edip başkanım yarın uçak çok erken. Çanakkale için gereken hizmeti ya da çözüm gereken bir konuyu anlattığınızda, destek istediğinizde vekilimiz bunu değerlendirecek ve aciliyete göre çözüm iradesi kullanacak ve belki de siz gece uçağıyla geç vakit Çanakkale'ye dönmeden çözüm sizden önce şehrimize gelecektir demiştim. Bu iddialı ifademin gerçekleşmesinden dolayı ayrıca da mutluyum. Yine önceki gün Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Yıldıray Ölçek ile beraber Belediye Başkanımız Sayın Ülgü Gökhan'a iadeyi ziyarette bulunduk. Basında da yoğun şekilde detayları yer alan bu görüşmede iki başkanımız da şehir için, şehre hizmet için diyalog yolunu açık tutmada samimiyetle niyet belli etti. Bu iklimin şehrin sorunlarını çözmek ve şehre hizmet noktasında çok hayırlı olacağına inanıyorum.
AK Parti'de siyaset hizmet için yapılır. Parti ayrımı yapmaksızın milletin derdi AK Parti'nin derdidir. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünden yola çıkarak 16 yıl boyunca yaptığımız hizmetler ve devasa yatırımlar yapacaklarımıza ışık tutmaktadır. Dolayısıyla bundan sonrasında da polemiğe, şova, algı yaratarak gerginleştirilmiş siyasete hizmet etmeden samimiyet ile Çanakkale'mizin sorun ve ihtiyaçları için diyalog ve destek konusunda biz AK Parti meclis grubu da vekilimizin de ifade ettiği gibi uzatılan eli havada bırakmayacağız. Bu tavrımızı halkımıza ve meclisimize bir kez daha vurguladıktan sonra izninizle bir bilgi talebinde bulunmak istiyorum başkanım. Bu güzel yol Dardanoz atık su arıtma tesisi projesi başladıktan sonra o bölgede mülkü olan kişilerden bir takım katkı payları istendi. Bu konuyla ilgili de genelde serzeniş de olur. Halktan da neye göre hesaplanıyor, çok veriyoruz şeklinde bir sürü şikayet gelmişti. Konu hazır gündemdeyken birkaç sorum olacak. Halk adına soruyorum bunu da. Bu tesis ve genel altyapı çalışmalarında halkın katkı payı ne kadardır? Pardon, bir dakika. Tabii. Bu sorulara cevap veremem şu anda. Bunları yazılı olarak verirseniz size veririm. Tamam başkanım. Soruları sorunuz. Tamam. Cevapları yazılı olarak bırakın, biz şey yapalım. Tamam başkanım. Teşekkür ederim. Lütfen. Sorular şu şekilde, bu tesisi ve genel altyapı çalışmalarının yapımında halkın payı ne kadardır? Neye, hangi kriterlere göre hesaplanmaktadır? Tamam. Ne kadar kredi kullanılmıştır? Planlama bütçesi ne kadardır? Gerçekleşecek bütçe ne kadardır? Bu konuda hem projenin teknik yapısını hem de maliyet durumunu anlatacak bilgi talebi iletmek istiyorum. Sonrasında yazılı olarak da iletirim. Tamam, evet. Ve bugün vereceğimiz yetki sonrası süreç nasıl işleyecektir? Ne zaman arıtma tesisi hizmete girecektir? Buna bağlı olarak yine aynı bölgede birçok ara yolda altyapılar bittiği halde bir türlü başlayamayan asfaltlama çalışmaları ne durumdadır? Toz toprak içindeki ara yolların asfaltlaması ne zaman bitecektir? Evet, son iki soruya cevap verebilirim. Ona şey yapmanıza gerek yok. Öncelikle bu orada ana hatlar tamamlandı. Ancak bittiği zaman bağlantılar yapılacak. Bir daha kazılacak. Ama böyle boylamasına değil, bu sefer abonelere. Onlar da bittiği zaman bazı yerlere biz bir şeylik yaptık, öyle bir toz gitsin diye bazı karalama işleri yaptık. Bazılarına mıcır döktük. Onları iyi kötü kurtarmaya çalışıyoruz. Seneye zaten inşallah hepsini bitireceğiz. Ama şu an itibariyle bir daha kazılacağı için sıfırdan, henüz daha ihalesini bile yapmadık yani. Üst yapıyla ilgili söylüyorum. Arıtma tesisi ayrı, şey ayrı biliyorsunuz. Hı hı, biliyorum. Hatlar ayrı. Arıtma tesisimiz bitti. Yani çok az. Yüzde kaç? %90. Artık geçici kabul aşamasına geldi. Onun zaten bir miktar daha kredisi vardı. Hı hı. Ama biz ne olur ne olmaz, çünkü maliyet artışları var ya, dolayısıyla oradan bir fiyat farkı çıkabilir diye. Ya bir yıllıkta işletecekler, maliyete dahil. Yani orası tahmin ediyorum 2 ay içerisinde anahtarı çevirip çalışır hale gelecek. Ancak tabii burada aşağıda esas sıkıntı hatlarla ilgili, onların yapımıyla ilgili maalesef yavaş gidiyor. Yani aynı müteahhide denk geldik, yani bu yeşil bina ile ilgili. Ama biz her gün tepesinde arkadaşlarımız, hatta ilave bizim arkadaşlarımızı bile bazı noktalarda destek çalışması yapıyoruz. Tabii parasını alıyoruz ondan, ayrı konu, ama onu yapıyoruz. O da bayağı, o hangi seviyede? %88 seviyede. Hatların zaten orada da terfi istasyonları konduğu an, ki onların elektrik sistemleri de gelmiş, olduğu zaman zaten o da %90 üzerine yani çıkacak. Yani 4-5 aylık bir süreç. Evet. Yani seneye inşallah yaza girerken bayağı böyle bir yolları molları yapılmış, efendim, bitmiş hale gelecek. Biraz tozdan dolayı herkesten özür diliyoruz ama yapacak bir şey yok. Çünkü iyi bir şey yaparsınız, onu tekrar kazmak daha günah. Artık bu sene. Ama çalışması bitmiş ara sokaklarda asfaltlama yapıyoruz. Yapıyoruz. Asfaltlama yapmıyoruz. Karalama yapıyoruz. Anladım. Çünkü ara sokakları taş yapacağız. Anladım. Şeyde yaptık. Susan Kampı'nın yanında orada bir kreş falan varmış. Oraya mesela Dardanos çok güzel yaptık. Çünkü Dardanos bitti. Dardanos bitti. Şimdi güzel yılda sıra. Çok az. Yani bu sene yazın geçsin. Ondan sonra zaten biraz da sonra daha hızlı çalışıyoruz. Çünkü vatandaşı
rahatsız etmemek için de şey de yapıyoruz. Efendim, onun için bu şekilde devam ediyoruz. Diğer konuları lütfen şu yapın. Onları aklımızda tutmanız mümkün değil. Tamam, şey yaparız. Teşekkür ederim. Peki. Evet, buyurun Erdal Bey. Sizde mi? Arkadan mı? Oradan mı? Ya fark etmez kimse. Ahmet Bey buyurun. Şey değil, böyle hiyerarşik sıra yapmıyorum arkadaşlar. Yok yok. Yok, hani ben şöyle gördüm sizi. Evet, buyurun Ahmet Bey. Sayın Başkan, evet. Değerli meclis üyeleri, olağanüstü meclis grup toplantısında değerli meclis üyelerinin ve değerli Çanakkalelerin çok vaktini almamak için hemen kısacık bir iki konuyla gündemi değerlendirmek istiyorum. İktidar Partisi Grup Başkanı'nın ve İktidar Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Milletvekilimizin Çanakkale Belediyesi'nin isteklerine gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyor ve geç kalmış bir duyarlılık olarak değerlendirirken, İktidar Partisi'nin 16 yıldır çok büyük yatırımlar yaptığını duyuyoruz hiç. Acaba bu 16 yıldır yapılan büyük yatırımlardan sonra diyoruz ki bugün ülkenin geldiği bir durum, esnafın siftah yapamadan kapattığı bir ekonomik, tarihimizin en büyük yaşadığımız ekonomik krizin sorumlusu İktidar Partisi değil mi diyerek bu konuda siyasi değerlendirmemi yaptıktan sonra günün önemine 24 Temmuz'a ait gazeteciler cemiyetlerinin bayramlarını kutluyorum. Lozan Türk tarihi için, Türkiye Cumhuriyeti için verilen müthiş bir İstiklal Savaşı sonrasında dünyanın en kuvvetli ülkelerine karşı verilmiş savaş olarak Yunanlara, İtalyan ve Fransızlara ama politika olarak bütün dünyada verilmiş örneği çok az rastlanabilen bir başarıdır Lozan ve Lozan'ı bu bize yaşatanlara rahmet dileyerek saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca 24 Temmuz'da acı bir gün Türk dünyası için Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklüğü'nün lideri, sadece seçim kampanyasında Türk adı geçtiği için tutuklanan ve 24 Temmuz'da şaibeli bir trafik kazasıyla şehit edilen Doktor Sadık Ahmet'i rahmetle anarken Batı Trakya ve Türk dünyasına da başsağlığı diliyor, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada tırımız, Çanakkale tırımız Anadolu'yu karış karış gezmeye devam ediyor. Bundan 3 gün önce Kırşehir'den bir telefon geldi. Dün de Yozgat Boğazlayan'dan geldi. Orada ki belediye başkanları hepsi teşekkür ettiler. Çok duygulandıklarını söylediler. Biliyorsunuz Ahmet Bey'in tırını biz belediye olarak destekliyoruz. Ve onun Anadolu'da her yere götürüyoruz, gönderiyoruz ve orada Çanakkale'yi tanıtıyoruz. Tabii insanlar çok duygulanıyor çünkü orada şehitliklerimiz var. İşte oradaki tarih var, hatıralar var. Onları anlatıyor. Çok güzel bir iş yapıyoruz diye düşünüyorum. Teşekkürler geldiğine göre demek doğru iş yapıyoruz. Yani size de bu vesile söylemiş olayım. Teşekkürlerin hepsi üstümüze kalmasın. Ben böyle bir projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli Çanakkale halkı, yine bir toplantıda bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Başkanım, az önce zaten gündemde olan konulara değindiniz. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına da kısaca belli konularda tespitleri toplantımızı uzatmamak adına değinmekte yarar görüyorum. Teşekkür ederim. 15 Temmuz 2016 tarihi FETÖ-PYD terör örgütünün hain darbe girişiminin 3. yılı.
tüm demokrasi şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak laik hukuk devletini, demokrasiyi ve cumhuriyetimizi ortadan kaldırmaya yönelik tüm sivil ve askeri darbelere karşı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz ve lanetliyoruz. Evet. Az önce ifade ettiğiniz 19 Temmuz günü Çanakkale'de çok önemli bir çevre etkinliğine imza attık. Gerçekten çok büyük bir duyarlılık gösterildi. Çok fazla kapsama detayına girmeyeceğim. Zaten bu organizasyonda emeğe geçen belediye başkan yardımcılarımız var. Rebi Hanım ve İrfan Bey. İrfan Bey az sonra herhalde söz alacak ve bu konuda daha kapsamlı bir açıklama yapacak. Ben sadece bu organizasyonda, bu protestoda, yani bu anlamda günde Çanakkale'nin tek içme su kaynağı olan Atakhisar Barajı'nı tehdit eden bu çalışmada bizleri yalnız bırakmayan siyasi parti temsilcileri, İDA Dayanışma Derneği başta olmak üzere Çanakkale'nin değerli STK'ları ve çevre il ve bölgenin STK'ları, ilgilenmesin belediye meclis üyelerimiz ve duyarlı kent halkına teşekkür ediyorum. Burada yalnız üzerinde durulması ve vurgulanması gereken küçük bir husus var. Bu arada çevre komisyonundaki arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi unuttum. Onların da bu işte çok büyük emekleri var. Her iki belediye başkan yardımcımızda olmakla birlikte. Çanakkale kent merkezinde yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor. Yani suyun en büyük ihtiyaç olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten içme suyu sadece temiz su kaynakları bazında Çanakkale son derece zengin bir misafirimiz var. Çanakkale son derece zengin bir bölge. Fakat şöyle söylüyorum, bir saat dahi su kesintisine tahammül edemeyen bir yapımız var. Neden kesildi diyoruz, rahatsız oluyoruz. Elimizi yıkayamıyoruz, duş alamıyoruz, su, içecek su bulamıyoruz. Bahçemizi, aracımızı yıkayamadığımızda hayıflanıyoruz. Ancak Siyoner'in bu tek içme suyu kaynağımızı kirlettiği zaman bir saat değil, belki bir yıl, 10 yıl bu kaynağın kullanılamayacağını, daha doğrusu bu kentte yaşanamayacağını kent halkının daha duyarlılık göstererek hissetmesini istiyoruz. Gerçekten Çanakkale halkı suyuna, havasına ve toprağına sahip olmak zorundadır. Bu duyarlılığı yapmış olduğumuz çalışmalarda, organizasyonlarda, meydanlarda yanımızda olarak göstermelerini bekliyoruz. Az önce sizle paylaştığınız basın bayramı. Ben bayramlar konusunda biraz hassasım. Yani hep diyorum ya, bayram coşku, önümüzde de Kurban Bayramı var. Basının siyasi ve ekonomik baskı altında olduğu bir ülkede gerçekten sansürün kaldırıldığını söyleyebilir miyiz? Haber yapmanın cezalandırıldığı, cezaevlerinde onlarca tutuklu ve hükümlü, onlarca değil yüzlerce düzeltiyorum, hükümlü olduğu, gazetecilerin olduğu ülkemizde basın emekçilerin bugünü bayram olarak nasıl kutladığını gerçekten merak ediyorum. Evet, basın emekçisi arkadaşlarımız, bayramınız kutlu olsun. Daha özgür bir basın olması, cezaevlerinde tutuklu yükümlü gazetecilerin olmadığı bir Türkiye istemiyle bayramınızı kutluyoruz. 23 Temmuz 2019 Erzurum Kongresi'nin 100. yılını kutladık. Erzurum Kongresi milli birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın inşa edildiği çok önemli bir buluşma. Gerçekten 100 yıl önce vatanın bir bölünmez olduğu, parçalanamaz olduğu diyenleri, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle, özlemle anıyoruz. Yine 96. yılını kutladığımız Sevr yazılı anlaşmasının paçavrazın yırtılıp atıldığı, gerçekten tüm dünyaya bağımsızlığımızı kabul ettirdiğimiz hukuki bir belge olarak tanımlanan Lozan Anlaşması'nı kutluyorum. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde başta Mustafa Kemal Atatürk ve rahmetli İsmet İnönü olmak üzere tüm değerlerimize yeniden Allah'tan rahmet ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Tabii bu güzel kutlamaların ardından bazı hoş olmayan hususlar da var yani ülkemizde. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir açıklaması var. Talihsiz bir açıklama, basiretsiz bir açıklama olarak da değerlendiriyorum. Gerçekten 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Yani deme basiretsizliğini gösterdi Sayın Başkan. Gerçekten milli birlik ve dayanışma ruhunun oluşturulmasına ve güçlenmesi için de tüm siyasi partiler dahil olmak üzere bir araya geldiğimiz bu günlerde, yani böyle bir ifadenin ne anlam içerdiğini, nasıl söylendiğini ben gerçekten merak ediyorum. Kendisinin daha sonra yapmış olduğu açıklamalar bence yani kabahat özür müsaadesi, yani hiç bir tatmin edici bir açıklama değil. Sayın Başkan başkanlığını yaptığı, temsil ettiği kentin tarihi konusunda gerçekten acaba bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum da. Yunan işgalcilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramımız olan o tarihte bizim kuvvetlerimize, Atatürk'ün, Kemalist güçlerin,
silahlı kuvvetlerimizin önünde kaçarken Bursa'yı yakıp yıktığını, en önemlisi de Ertuğrul Gazi Türbesi'ni tahrip ettiğini bilmiyorum acaba. Öncelikle kendi kentinin tarihini öğrenmesine yarar olduğunu düşünüyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk halkının Anadolu'dan asla çıkmayacağını ortaya koyduğu çok önemli bir gün ve bir bayramdır. Dünyada birçok ülkede böyle bir bayram olduğunu da zannetmiyorum. Böyle bir değerli zafere sahip olan bizlerin Türkiye Cumhuriyeti çocuklarının bayramıdır. Bizler bu değerli bayramı, anlamlı zafer gününü coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Önümüzdeki bu vesileyle hem 30 Ağustos bayramımız hem de Kurban bayramımız kutluyoruz. Kutlu olsun diyelim. Evet. İki bayramı da bir yer ver. Evet. Şimdi böyle bir huy var. Bu son yıllarda şey oldu. Birisi böyle pat diye bir laf atıyor ortaya. Ortalığı bir karıştırıyor. Bu işte Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. Sonra bir geri adım atar gibi oluyor. Pardon, işte ben öyle demediydim falan. Ya demediydin diye bir şey. 30 Ağustos'la ilgili bir laf edilmesinin anlamını ben anlamıyorum. Ya bir zafer olmuş. Yani düşman buradan işte kovulmuş. Efendim, tabii askeri bir bayram. Niye? Asker kovmuş. Halk da var. Ya halkla ilgili tam tersine. Sadece asker değil. O zaman İstiklal Savaşı'na biliyorsunuz halk da katılmış ve çok ciddi oranda askerle beraber yan yana savaşmış. Onun için halkı ilgilendir. Tam tersi halkı çok ilgilendiren bir bayram. Halkı ilgilendiren en önemli bayram. Çünkü halkın da sivil bir mücadele var şeyde, İstiklal Savaşı'nda. Ve onun sonucunda da işte bu zafer var. Dediğiniz gibi tarih bilmez. Onun için tırı yolluyoruz işte. Boşuna yollamıyoruz o tırları. İnsanlar... Bursa'ya da gönderelim o tırı. Sen şu Bursa'ya da göndersin. Evet. Değerli meclis üyeleri, şimdi Tarragona sunumundan önce İrfan Bey bir bilgilendirme yapsın. Mikrofon alalım. Verelim. Mikrofonu kim? Sayın Fırıncı, Mehmet Çetin Ersen vardı bir zamanlar. O mikrofonu böyle el koyardı. Kimse elde edemez. Sıra sana geldi herhalde. Mikrofona el koyuyorsun. Serbest bırak mikrofonu. Evet, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Öncelikle meclisimizin olağan toplantısında hatırlarsak bir sunum yapmıştım. Özellikle kentimizin tek içme ve kullanma suyu kaynağında yaşanan orman katliamını, yapılan madencilik faaliyetlerini burada görsellerle birlikte anlatmıştım, ifade etmiştim. Buna ek olarak şunları söylemek isterim. Bu havadan görüntülediğimiz sahada ÇED kararına aykırı bir biçimde, ÇED raporuna aykırı bir biçimde 195 bin ağacın kesildiğini ifade etmiştik. Ve bununla birlikte ÇED sınırları dışına da taşan bir çalışmanın olduğunu gördük. Ve biz burayı koordinatlandırdık ve uzman ekiplerimizle, orman mühendislerinden oluşan uzman ekiplerimizle bir rapor oluşturduk. Bununla birlikte Çevre ve Sağlık Komisyonumuz olarak Devlet Su İşleri'ni, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Orman Bölge Müdürlüğü'nden birkaç kez randevu talep etmemize rağmen henüz bu randevu talebimize olumlu yanıt alamadığımızı da belirtmek isterim. Bununla birlikte tabii bir olay daha yaşadık. Tabii 19 Temmuz'da Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin burada yapılacak encümen toplantısı ve bir mitinge dönüşen basın açıklamasının öncesinde Danıştay yapmış olduğumuz itirazla ilgili bir değerlendirme yaptı. Bu daha doğrusu bir karar verdi. Biz tabii bu kendi raporlarımızı da Danıştay'a sunmayı düşünüyorduk. Ama hukuki süreçler, özellikle gayri sıhhi müessese iznine karşı açılan dava, Çanakkale Belediye'miz tarafından açılmış olan dava henüz sürmektedir. Hukuki süreç bu anlamda tamamlanmamıştır. Değerli meclisimizde, meclis üyelerimizi ve sizleri de bu konuda bilgilendirmek isterim. Bununla birlikte son olarak da fazla zamanınızı almamak adına şunu söylemek istiyorum. Biz Çanakkale halkı olarak musluğu her açtığımızda acaba suyumuza zehir karıştı mı korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Ve
anayasamızın bize tanımış olduğu herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, anayasanın 56. maddesinin bize tanımış olduğu hakkı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu, demokratik, meşru ve hukuki zeminde de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi buradan belirtmek istiyorum bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Değerli meclis üyeleri, biliyorsunuz geçen mecliste sizlerin de onayıyla Tarragona şehrinin, İspanya Tarragona şehriyle kardeş şehir anlaşmamız gereği oradaki akıllı kent uygulamalarıyla ilgili bir gezimiz oldu. Gezimize belediye meclis üyesi temsilcisi arkadaşlar her siyasi partiden, çoğunlukla da belediyenin birim müdürleri orada ve başkan yardımcıları gitti. Teknik başkan yardımcıları ve oradaki uygulamaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Şimdi onlarla ilgili bir bilgilendirme sunumu yapılacak. Daha sonra sorularınız olursa ya da ilave katkılar olursa bunlarla ilgili de görüşmemizi yaparız. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, 2018 yılında sözleşmesini imzalayarak başladığımız Akıllı Şehirler için ortaklık projesi kapsamında 7-12 Temmuz tarihleri arasında Tarragona teknik ziyaretimiz bilgilendirmesini yapmadan önce projemizi tekrar bir hatırlamak anlamında kısa bir bilgilendirme yapalım. Projemiz Türkiye Avrupa Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle üye ülkeler ve üye olma sürecindeki ülkeler arasındaki yerel yönetimlerin eşleşmesiyle daha iyi projelerin ortaya çıkmasını amaçlayan bir farkındalık programı. Biz Ocak ayında bu hibe programına başvurmuştuk. Türkiye'de toplam 23 tane, bizim belediyemizin de içinde yer almış olduğu toplam 23 tane kurum bu fondan bir katkı sağladı, hibe anlaşması yaptı. Toplam biz 44 bin euroluk bir proje ve bu projenin %90'ını biz hibe olarak aldık. %10'lu kısım eş finansman olarak görünüyor. Onlar da çalışanların kamu maaşları. Burada biz temel kullanıcıyız. Tarragona Belediyesi proje ortağımız bizimle birlikte Türkiye Bilişim Vakfı ve Tarragona Akdeniz Akıllı Kent platformu da yine ortaklarımız arasında. 12 ay sürecek bir proje. Amaç, az önce belirtmeye çalıştım, yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, Avrupa Birliği uyum sürecindeki farkındalığı arttırmak, uluslararası düzeydeki işbirliklerinde özellikle yerel yönetimlerin kaynaşmasını sağlamak ve özel amaçlarından bir tanesi de akıllı şehirler özelinde iki belediyenin deneyimlerini karşılıklı paylaşmasını sağlamak. Proje faaliyetlerimizi toplam 6 başlık altında toplayabiliriz. İlkini açılış toplantısı ve ortak strateji geliştirme toplantısı olarak Mart ayında yapmıştık. Hali hazırda devam eden akıllı şehir uygulamalarının, hem Tarragona uygulamalarının, hem Çanakkale uygulamalarının ve artı Türkiye uygulamalarının, İspanya uygulamalarının paylaşılacağı bir web sitesi yapıyoruz. Bir literatür taraması yapılacak. Bu sadece Çanakkale için değil, aynı zamanda İspanya'yı da kapsayacak, Türkiye'yi de kapsayacak. Ve dünya literatüründe neredeyiz, nerelerdeyizin cevabı aranacak bu raporlamada. Tarragona teknik gezimiz vardı. Onu biraz sonra anlatacağız. Bir Brüksel ortak ağ toplantısı olacak. Bu da yine üst düzey iki belediyenin de katılımıyla gerçekleşecek. Ve Brüksel'de Avrupa Birliği'nin mekanizmaları ziyaret edilecek ve bilgilendirme yapılacak. Ve en sonunda da sanıyorum Aralık ayının sonu ya da Ocak ayının başlarında da proje kapanış toplantısı düzenlenecek. Biz burada niye Tarragona'yı seçmiştik? Bu fon açıklandığında, program açıklandığında, akıllı kentler üzerinde 2018 yılında Kale grubuyla başlatılmış bir çaba vardı Çanakkale'de. Bu sürecin içerisinde valilik de var, üniversite de var, belediye de var, sivil toplum örgütleri de var. Tarragona'da bu anlamda bu aktörlerin bir araya gelerek akıllı kent uygulamalarında bir model yaratmış bir kent bir kere. Artı ulaşım, çevre ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesinde iyi örnekler olduğunu biliyoruz sıralamalarda.
coğrafi konumuyla ve demografik yapısıyla çok benzeşiyoruz. Ve her ikimize de tarihi ve kültürel doku açısından UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne girmiş değerler var. Özellikle de akıllı turizm konusunda Tarragona'nın yapmış olduğu uygulamalar vardı. O yüzden de kendileriyle ortaklık kurduk. Tarragona'ya vardıktan sonra ilk günümüz kurumsal ziyaretimiz ve onun arkasından da belediye tarafından yürütülen projelerin incelenmesiyle geçti. Belediye binası tarihi bir yapı. Önceden rahibe okulu olarak kullanılmış, sonradan belediye binası olarak kullanılmaya başlanmış. Burada bir özellikle başkanlar düzeyinde bir karşılıklı tanışma, sohbet ve iki şehri de birbirine tanıtma ile ilgili bir nezaket ve tanışma, kurumsal ziyaret yapıldı. Karşılıklı kent tanıtımına ilişkin hediyelerimiz alıp verildi. Sonra belediye tarafından yapılmış, bu gördüğümüz merkezin adı Tarragona Impulse olarak geçiyor. Yaklaşık 3000 metrekarelik bir alan restore edilmiş. Bu alanın içerisinde iş, eğitim, girişimcilik ve sosyal farkındalık programlarının yürütüldüğü bir merkez haline getirilmiş. Hem burada eğitimler veriliyor, aynı zamanda arka tarafta da yine düzenlenmiş ofislerde özel sektör temsilcileri kullanıyor. Yine aynı yapının içerisinde Telefonika Açık Gelecek denilen bir merkezle ilgili bilgi aldık. Burası da 31 yaşını geçmemiş genç girişimcilere eğitimlerin verildiği bir yer. Aynı zamanda girişimcilik eğitiminin yanında şirket sahipleri de hem hukuki danışmanlıkları hem de şirket yönetimine ilişkin burada eğitimlerden faydalanabiliyor, kapasite geliştirmelerden faydalanabiliyor. Ve burada Tarragona'nın girişimcilik proje ödülleri de bu merkez vasıtasıyla veriliyor. Yine yerel yönetim ve özel sektör birlikteliğinde kullanılan bir yer. Akıllı kentler denildiğinde %35 teknolojiyi, %65 de insan odaklı sürdürülebilir yaşamı anlamamız gerekiyor. Buna örnek olarak da Tarragona Belediyesi tarafından yürütülmüş eşitlik programları hakkında bilgi aldık. Yaptıkları uygulamalardan bir tanesi engellilerin farkındalığını arttırmaktı. Festivallere engellilerin katılım sağlayamadığı, festival faaliyetlerinde yer alamadığı ile ilgili bir sorun tespiti yapılmış ve bu sorun tespitinden sonra onların festivallerde daha aktif rol almalarını sağlayacak araçlar geliştirilmiş. Herkes için festival sloganıyla herkesin sokağa çıktı, herkesin eşit faydalandığı bir etkinlik oluşturulmuş. Respaktam bana saygı göster diye bir kampanyaları var. Bu kampanyada da kadınların günlük hayatta ya da orada düzenlenen festivallerde cinsiyetçi davranışlara ve tacize maruz kalındığı sorununa karşılık polis, belediye ve yaşayanlar ortaklaşa bir kampanya düzenlemişler. Ve bu cinsiyetçi davranış ya da tacize maruz kalan kişiler bu düzenlenen yapıyla taciz ortadan kaldırılmış, %30 oranında bir düşüş sağlanmış bu şikayetlerde. Hatta küçük şeyler kullanıyorlar, araçlar kullanıyorlar farkındalığı arttırmak için. Sonra bir de aynı zamanda akıllı karar alma uygulaması ile ilgili bize bilgi verdiler. Burada da üniversite ortağımız olan Akdeniz Akıllı Kent Platformu, belediye birlikte bir yazılım üzerinde çalışıyorlar. Politikacılar, vatandaş ve kamu kurumları birbirlerinden daha fazla haber alsınlar, birbirleriyle ilgili yaptıkları hizmetlere daha fazla katılım sağlasınlar ve katılım süreçlerinde daha aktif rol alabilsinler diye. Halen daha yazılım aşamasında ama bunu geliştirmekle ilgili ciddi bir çaba sarf ettiklerini öğrendik. İkinci gün bir merkeze gittik. Bu merkezde turizm, su, aydınlatma, kariyer ofisi, belediyenin bilgi sistemleri ve open data ile ilgili uzun süren bir bilgilendirme ile geçti. EMATSA denilen yer su hizmetinin verildiği özel sektöre ait bir yer ama belediye hizmeti aynı zamanda yürütülüyor. Burada öncelikle akıllı turizm uygulaması ile ilgili bilgi verildi. Bu işaretli olarak gördüğümüz yerler Old City, eski şehir merkezi dedikleri yerler. Oralarda özel bir yine uygulama yapmışlar ve bir takım aparatlar kullanıyorlar. O aparatlar sayesinde
Bölgeye giren turisti ölçebiliyorlar. Hangi nerelerden faydalandığını, hangi mekanları gezdiğini ve buna göre de kararlarını buradan oluşan istatistiksel verilerle alıyorlar. Artı kent merkezinde bir takım noktalarda Wi-Fi noktaları oluşturmuşlar. Bir yine telefon uygulaması var. Telefonunuza ya da cihazınıza bu uygulamayı indirdiğinizde o Wi-Fi noktasında bulunduğunuz yerin eskiden nasıl olduğunu ve bugün nasıl olduğunun bir anlatımını animasyonla izleme şansınız oluyor. Bu da turistlerin özellikle çok fazla ilgisini çekmiş. Sonra orada su yönetimiyle ilgili bilgi aldık. İşte kullanmış oldukları teknolojilerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Takip ve izleme sistemlerini nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi aldık. Su yönetimi yapan firmanın en önemli özelliği, hani belki teknolojilerimiz çok benzeşik, hatta bizim teknolojimiz ondan daha ileri olmasına karşın inovasyona yapmış oldukları yatırım. Burada o yüzden onları bir dinleme ihtiyacı hissettik. Örnek vermek gerekirse inovasyon anlamında ne yapmışlar? Bu firma hem içme suyu hem de atık suyu yönetimiyle ilgileniyor. Atık sudan biyogaz elde ediyor ve o biyogazı kullanıyor. 43 tane otomobili, 5 tane otobüsünde bu yakıtları kullanıyor. Ve bu yatırımlarını da yıl ve yıl arttırıyor. Aydınlatmada da yine akıllı teknolojileri kullanıyorlar. Evet, sistemleri kullanıyorlar. Burada da yine ölçümler yapıyorlar. Hangi sokağın, hangi caddenin, hangi mekanların kullanıldığını belirliyorlar ve aydınlatma zamanlamasını ona göre ayarlıyorlar. Bununla ilgili de İspanya'nın gece hayatının çok fazla uzun olduğu, yani o geceyi daha fazla kullandıkları sosyal olarak bunlardan bahsettiler, kültürel olarak. Aydınlatmanın da o derecede önemli olduğunu. Çünkü turizmde gelişme göstermeye çalışan, özellikle hedefini bu yönde koymuş bir kent. Bunu yaparak da hem işte çevreye katkı sağlamaya, daha az enerji tüketmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir kariyer ofisiyle ilgili bir bilgilendirme aldık. Bu Tarragona'da üniversite var. Üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra Tarragona'da kalsın çabasıyla oluşturulmuş bir merkez. Belediye, özel sektör birlikte yürütüyorlar burada. Bir staj programı gibi bir şey var. Hem öğrencilerin çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda da iş yerleri de teknik olarak bu merkezden yine destek alabiliyorlar. Belediyenin akıllı dönüşümle ilgili akıllı şehir dönüşüm süreci 4 etaplı geçmiş ve orada da hedef 2023. 2023'te Tarragona'da biz akıllı şehir olacağız iddiası ortaya koymuş. Bunu nasıl yaptığını, nasıl bir kurumsal dönüşüm yarattıklarından ve bununla ilgili hazırlamış oldukları planlama sürecinden ve planlamadan bahsettiler. Şu anda özellikle açık veri dediğimiz kamunun kullandığı ve vatandaşın kullandığı verilerin tasniflemesini yapıyorlar ve bu konuda kurumsal kapasitelerini ve vatandaşın kapasitesini geliştirmeye çalışıyorlar. Onlarda da daha henüz süreç devam ediyor. Hatta çok hızlı ilerlememekle birlikte açık veri konusunda göstermiş oldukları bir görünür bir çaba var. Ülkenin her yerinde Open Data laboratuvarları denilen laboratuvarlar açmışlar. Hem bu Tarragona'da var ya da İspanya'nın diğer bölgelerinde de. Burada akıllı dönüşüm sürecinde kentlilik kültürü olduğunu ve bu verileri ortak kullanıma açmak, yani açık veriyi kullanmak, sayılara göre ve ihtiyaca göre yönetmenin öneminden hem vatandaş bilgilendiriliyor hem de kamu kurumları bilgilendiriliyor. Bu arada programımızda olmamasına karşın bir radyo programına katıldık. Başkanım burada hem belediyemiz hakkında hem kentimiz hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda projemiz ve akıllı şehirleşme konusunda sürdürülebilir kentlerin öneminden bahsettik. Bir de bu yapılan görüşmelerin en şeyi de can alıcı ya da özellikli olan kısmı da Truva'nın herkes tarafından biliniyor olması ve önemli olması. Özellikle bu konuda başkanım ciddi bilgilendirmelerde bulundu. Üçüncü gün üniversiteye gittik. Üniversitenin özelliği de teknoloji kampüsüne sahip olması. Bu bizim proje ortağımız ve hem belediye hem de vakıfla birlikte ortak projelere imza atıyorlar ve üniversiteden destek alıyorlar. Burada akıllı robotik, sağlık,
yenilik ve bilgi transferleri, kaynak öğrenme ve araştırma merkezi gibi yürütmekte oldukları ya da da henüz çalışma aşamasında olan ama uygulamaya da konmak üzere olan programları ile ilgili bilgi aldık. Laboratuvarları var. Çünkü Tarragona çok ciddi bir kimya endüstrisinin yoğun olduğu bir kent. Onunla ilgili kimya laboratuvarı var. Bir orası ile ilgili bilgi edindik. Rektör bizimle ilgilendi orada, rektör yardımcısı. Ve bir de kütüphanesi onlar için önemliydi. Kütüphanelerini de dolaştık. Önemsediğimiz bir ziyaret gerçekleşti. Ticaret odasını ziyaret ettik. Ticaret odasındaki başkan ilk kadın başkan. Bu çok güzel oldu. Yine her iki kent arasında ticaret odalarının yapısıyla ilgili karşılıklı bilgilendirmemiz oldu. Ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgilendirmemiz oldu. Özellikle biz turizm, liman ve üniversite ve bir de tarihi miras konusunda bir fikir alışverişinde bulunuldu. Sonra Akdeniz halkasını ziyaret ettik. Bu Akdeniz halkasında önemi 2018 yılında Akdeniz Olimpiyatları orada yapılmış. Dolayısıyla turizmlerine katkı sağlamışlar. Hem burada tesisleri gördük, neler olduğunu, içerisinde neler olduğunu. Bir de hani neden böyle bir şey yaptılar? Sporu gelişmelerinde nasıl faydaya dönüştürdüler? Onunla ilgili bilgi aldık. Tabii ki bu alan 2018'de kullanılmış ama halen daha geliştirilmeye devam ediliyor, büyütülüyor. İçerisinde birçok sporun yapılabileceği alanlar var. Sonra Barcelona'ya gittik. Bu Barcelona gezimizde de şöyle beyaz hatlarla gördüğümüz bir alan var. Burası Barcelona bölge 22 et olarak tanımlanmış bir bölge. 1970 yılından beri çaba gösterilen bir bölge. Daha önceden burası tekstil fabrikalarının bulunduğu bir alan. Sonra bu endüstri bırakılıyor, tekstil fabrikaları boşaltılıyor. Ondan sonra devlet tarafından ve belediye tarafından kamulaştırmalar yürütülüyor. Ve orası bir bilim, akıllı uygulamaların yer aldığı bir merkez haline dönüştürülüyor. Atıl fabrikalar bugün üniversite olarak kullanılıyor. Tasarım ofisleri çok fazla ve yenilenebilir enerjiyle ilgili uygulamaların yürütüldüğü merkezler çok fazla. Aynı zamanda tescilli yapılarda da özünü korumuşlar ve restore etmişler. Ve merkez yaratmışlar. Üniversite orada, üniversite öğrencisinin çalışabileceği medya merkezi orada, akıllı teknolojilerle ilgili ofisler orada. Her şey bir elinin altında toplanmış. Aynı zamanda bizde de örnekleri bulunuyor. Mesela akıllı bisiklet uygulaması. Onlarda da oldukça yaygın. Katı atıkla ilgili evsel atıkların toplanmasında bir örnek model deniyorlar. Atıklarını buradan atıp hava sistemiyle aşağıdan çekiyorlar. Henüz yalnız bunu yaygın hale dönüştürememişler çünkü ciddi bir maliyet olduğundan bahsediliyor. Elektrikli araçların kullanımını özendirmek için elektrik istasyonları kurmuşlar. Şöyle bir yapı vardı, yine burası da akıllı teknolojilerin kullanıldığı bir yapı. Yine özel sektör ve yerel yönetim tarafından işletiliyor. İklimlendirmeyi bu kullanmış oldukları aparatlarla sağlıyorlar. Hem ısınma hem soğutma. Onları görme şansımız oldu. Think Lab denilen bir merkeze gittik. Yine burası tarihi ve tescilli bir yapıydı. Bir liman binası. Şimdi özellikle 5G, Barcelona 5G sektöründe çalışan firmaların Ar-Ge'lerinin yapıldığı ya da gelişimlerinin sağlandığı bir merkez haline dönüştürülmüş. Onlar hakkında bilgi aldık. İlişkilerin nasıl kurulduğu hakkında. Ve sonra son ziyaretimiz Doxa denilen merkez oldu. Yine bu da özel sektör. Çünkü orada yerel yönetim, özel sektör ilişkisi oldukça yoğun. Birçok hizmette ortaklaşa kullanılıyor, yürütülüyor yapılan şeyler. Bu da Akdeniz Akıllı Kent Platformu yine ortağımız, onun çözüm ortağı olarak birlikte çalışıyorlar. Özellikle planlama sürecine, vatandaşın katılımına, hesap verilebilirliği, şeffaflığı ya da kamu kurum verilerinin tanımlanmasına bu şirketle birlikte yürütüyorlar. Sonra tekrar Tarragona'ya döndük ve Tarragona Limanı'nı ziyaret ettik. Bu limanın da ziyaret edilmesindeki hem limanı görebilmek, aynı zamanda da inovasyon sürecine katılımcı bir yaklaşımla, bizim burada yapmaya çalıştığımız yaklaşımla
sağlamışlar. O yüzden onların örneğini de dinlemek o anlamda bizim için iyidir. Çünkü hem müşteriler katılmış hem sürecin içinde yer alan çalışanlar bu inovasyon sürecine, akıllı dönüşüm sürecine katılmışlar ve kent aktörlerinin de katılımını almışlar. Çünkü kentin içinde çok önemli bir büyüklüğe sahip. Kent içinde önemli bir kazanım. Tabii aynı zamanda kenti, antik yerlerini de dolaşma şansımız oldu. Çünkü büyük bir kısım Old City denilen yer. Roma'dan kalma çok fazla eser bulunmakta. Katedralleri gezdik orada. Onlar da çok kıymetli ürünler. Sonra şöyle tren dedikleri bir uygulamaları var. Bu Eskişehir'in içerisinde gezmenizi, kente bir turlamanızı görmemizi sağlıyor. Onlara ait özel insan kuleleri var. Onun heykelleri, güzel uygulamalarımız vardı. Bir de La Sagrada Familia Katedrali'ne gittik. O bitmeyen yapının şahane yapı halini gördük. Özetleyebileceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Tabii bu 4 gün boyunca bunları tek tek detaylı anlatmak bir 4 günde bize burada sürer. Tabii faydalı bir gezi oldu. Her ne yapıyorlar, ne oluyor, her konuda bilgi sahibi olduk. Temaslar, en azından tanışmalar oldu. Tanışıklıklar oluştu. İnşallah süreçte, yani projeye devam ediyor. Proje sürecinde de bunlarla ilgili şeylerimiz, haberleşmelerimiz devam edecek. Devam edecek. Evet. Bu sunum akşam saat 9'a kadar olan sunum. 9'dan sonraki sunumları Umut Bey yapacak. 9'dan sabaha kadar olan sunumları arkadaşlar yapacak. Orada bir arkadaş saklanıyor şeyin arkasına. Muharrem Bey var. Onu alet ettiler. Evet. Bilmiyorum, onu sonra anlatırlar. Eğer şey yapan olursa, merak eden olursa çıkışta arkadaşları sorabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Sorusu olan varsa soruyu cevaplandıralım. Yoksa gündeme geçelim. İşimizi devam edelim. Teşekkür ederiz. Evet. Bu şeyde de 15 Eylül'de, değil mi? 19 Eylül'de burada yine akıllı kentlerle ilgili bir çalıştay olacak. Evet, burada Çanakkale'de olacak. Bunu zaten Kale Seramik çok iyi, yani Çanakkale Seramik'in çok şeyi var, katkısı var bu proje, Avrupa Birliği projesinde. Dolayısıyla yine onların şeyinde, önderliğinde 19 Eylül'de Çanakkale'de bir akıllı kent platformu olacak. Evet. Buyurun, gündeme geçelim. Gündemin birinci maddesi Güzel Yıldağ'dan atık su arıtma tesisi inşaat için İller Bankası AŞ'den ek kredi kullanılması. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, İller Bankası Anonim Şirketi'nden 19 Ocak 2017 tarihli ve 3'e 34 sayılı yönetim kurulu kararı ile 16 milyon 500 bin lira kredi tahsis edilen Güzel Yıldağ'dan atık su arıtma tesisi inşaatı işi için yine İller Bankası'ndan 9 milyon 770 bin lira ek kredi kullanılmasına ve 5393 sayılı BD Kanunu 65. maddesi çerçevesinde krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, evrakları imzalamaya BD Başkanı Ürgür Gökhan'a yetkilendirilmesi için meclisimizce karar alınmasını arz ederim. Evet. Kredi alınması 9 milyon 770 bin lira artı ve işlemleri için belediye başkanının imzalamaya. Yetkilendirilmesi. Belediye başkanının yetkilendirilmesi. Belediye başkanının yetkilendirilmesi. Düzelttim. İşlerde öyle, peki. Evet. Belediye Başkanı Ülgü Gökhan, peki, tamam, okey. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclisimiz var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz, hayırlı uğurlu olsun. Evet, ikinci gündem maddemiz, Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin genel kurulu toplantısına katılmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi. Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15 Mayıs 2019 sayı tarihli ve belediye şirketleri konulu yazısı gereğince hissedarı bulunduğumuz Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantılarına katılmaya, gündemdeki maddelerine ilişkin oy kullanmaya
teklifte bulunmaya, yönetim kurulu üyeliğine aday göstermeye, yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye, gerekli belgeleri imzalamaya ve benzeri genel kurulla ilgili tüm konularda belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a yetki verilmesi için meclisimizce karar alınmasını arz ederim. Evet. İsminizi yayın. Evet, gene bana genel kurula katılma ve orada yönetimle ilgili de katılmakla ilgili yetki. Görüş bildirmek isteyen meclisimiz var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli meclis üyeleri, tekraren önümüzdeki bayramlarla ilgili kutlamamızı tekrar edelim. Esra Hanım'ın doğum gününü bir kez daha kutlayalım. Onu fazla geciktirmeyelim. O kutlamaya gidecektir herhalde. bu kadar duyurduk artık. Yani artık en insaf. Evet. Hepinize iyi günler, iyi tatiller, iyi yazlar. Sıcaklardan korunun. Kendinizi koruyunuz. Evet. Evet, buyurun. Getir imzalarını. Tamam abi, sorun. Geçen oldu güzel. Kalemi yoksa verelim. Evet, sağ ol. Gel.